أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفهماً وإخلاصاً وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Evet arkadaşlar emsile derslerimize devam ediyoruz inşallah. Şimdi emsile de ne demiştik? Emsileyi her zamanki tekrarımızı ufaktan bir yapalım. Emsile de biz emsileyi muhtelife ve muttarideyi devam ediyoruz. Bunları birlikte almaya. Önce emsileyi muhtelife dediğimiz o 24 sigayı tek tek ele alıyoruz. Sonra o 24 siganın muttaridedeki çekimini de ele alıyoruz. Daha önce ne yaptık? Maziyi, muzariyi çektik. Sizlerden yer yer birkaç şey istemiştik. Mesela geçen derste neleri görmüştük? Mübalağalı, mübalağalı isim faili bugün göreceğiz. Sıfatı mastar, mastarı görmüştük. Mastar mimi. Mastar miminin kalıbı ismi zaman ve isim mekanla birlikte geliyordu. Üçü birlikte. Mastar mimi, ismi zaman ve isim mekan. Bununla alakalı hatırlarsanız bir ayet vermiştik sizlere. Hatırlayan var mı? Onu demiştik ki Kehf suresinden iki tane ayet. Bazılarınız yaptılar. O yapanların bir kısmı gönderdiler. Bir kısmı yapmadı. Burada mesela orada bakabiliriz. Bakın Kur'an'da geçen, biz hani geçen derste bunun sonunda yapmıştık. Burada da yine gelmeyenler için hatırlatabiliriz. Şimdi bir kardeşimiz göndermişti. Evet, mecma, magrib ve matla diye üç tane değil mi ayette gelmişti. Şimdi mecma, mecma. Mecma ne oluyordu arkadaşlar? Mecma. Mecma al bahreyni. Hatta ayetlerden açalım direkt. 86'ydı. Ayetin başını hatırlayan var mı? Mecma al bahreyni. böyle Ayetin başı aklıma gelmedi. Gelmeyince devamı da gelmiyor. Şeyde Kehf suresi 86 mıydı ayet? Evet hocam 86'da vardı galiba. 86'da vardı değil mi? Kef suresi. Hocam ben şuradan açıyorum. Açtım. Açtıysan oradan sen oku. Hangi biz önce açarsak. Evet 86'yı bulduk mu? 86'da. Ne var 86'yı oku. Ee, hatta iza belaga mağribe ha. şemsi ve dedaha. Ondan önce 69 muydu bir de? 69'da vardı herhalde. Tamam o var. Doğru. Bu felemme belaga diye mi başlıyor? Felemme belaga mecma be mecma el bahreyni diye. ha Felemme belaga. O hangisindeydi? <laughs> heh, buldum. Tamam. 61'miş. Felemme belaga mecma beynihima. el bahreyni dedi. Yanlış söyledik. Felemme belaga. Bakın belaga diyor. Ulaştıklarında o ikisi. Hz. Hızır aleyhisselam da yanındaki kişiyi genci söylüyor değil mi? Onlar ulaştığında nereye ulaştığında Me, şimdi mecmâ diyor. Mecmâ ne arkadaşlar? Cema. biliyoruz. Cema yecmâ Bir şeyi toplamak demek. Mimli mastarla geldiğinde ne olur? Mimli mastarla ya ismi zaman. Şimdi bunun kaç ihtimali var? Biz sarfta bunu gördük. Kaç ihtimal olacak? Bakıyoruz bizim mef'al bezdinden gelen kalıbımız hangisi? Nasar'a gelmiyor. Yansur'u gelmiyor. Nasran gelmiyor. Fe'ale ile çekelim. Fe'ale yef'ul ulu fa'lan fa huwa fa'ilun fi'lan tabi gelecek o huwa fa'ilun ve zaka lem yef'ul lem ma ma yef'ul la yef'ul len yef'ul li la yef'ul la mef'alun bakın mef'ali bulduk demek ki mef'ali buymuş peki mef'ali bulduk açıyoruz mef'alimizi bakıyoruz mef'alde var bakıyoruz ki mef'al kalıbı bize burada mensarı vermiş mevzun olarak bu vezinde gelen mef'alden ne var burada ismi zaman İsmi, mekan, mastar mi? Üç tane özellik. Bu üçünden biri ol olabilir. Nereden anlayacağız arkadaşlar? Siyak, sibak, manadan anlayacağız. Şimdi diyor ki belaga ulaştıklarına göre. Mecma ne olur o zaman? cemaa toplamak demek. Toplanmaya mı ulaştıklarında? Toplanma zamanına mı ulaştıklarında? Toplanma yerine mi ulaştıklarında? Hangisi olacak arkadaşlar? Toplanma Toplanma yeri, yeri olacak. O zaman nedir bu arkadaşlar? İsmi İsmi mekandır. Bakın işte bir de bu anlamda kolaylık sağlıyor. Diğeri neydi? 69'da mıydı? Diğeri 79'da mıydı? Sonra şeye geçiyor. Daha, hatta izâ belaga mağribe şemsi. Bakın hatta izâ belaga mağribe şemsi. Yine ulaştı diyor. Hatta nereye kadar ulaştığı vakit? Nereye ulaştığı vakit? Mağribe şemsi. Mağrib. Ya bu, ya bu var. güneşin batış zamanına ulaştığında güneşin batış yerine ulaştığında güneşin batmasına ulaştığında şimdi batma mastar oluyor zaten mastar olabilir mi mastar değil niye güneşin batmasına olmaz ama güneşin batış zamanına desek güneşin batış zamanına ulaştığında ama sonra da diyor ki oraya ulaştığında buldu demek ki bu bir mekan değil mi bu bir mekan o zaman nedir bu bu da bu da ismi mekandır. Bu da ismi mekan. Magrib, ismi mekan. Peki ismi mekan ve ismi zaman kalıbımızın hep mef'al vezdinden gelirdi. İki yerde mef'il gelirdi. Orada neresiydi? Bir mastarla aynıydı. Neydi Murat onlar? Biri eğer fiil türedi fiil ee, şey bak, misal, pardon, misali ee, misal, yerde, misal, misali misali ee, vavi olup muzahirde hasfedilirdi. İkincisi neydi? şey için, ismi zaman ve ismi mekan için bir şartımız daha vardı. O da muzarisi şey, şey, şey kesralı gelenler. aynül fiil. Yani fiilin orta harfi kesralı gelirse arkadaşlar. Kes Yef'ilü şeklinde. Ama burada ikisine de uymuyor. Değil mi? Garabe ya Uymuyor burada. Bu bu şekilde muzarisi de öyle gelmiyor. Ya gribu diye gelmiyor. Heh. Biz buna şaz diyoruz arkadaşlar. Şaz diyoruz. Yani şaz demek kural dışı. Biz kıyasi olana kurallı diyoruz. Kıyasa uyuyor. Yani üzerine kıyas yapabiliyoruz. Kurallaştırabiliyoruz. Kurala uymayana da şaz diyoruz. Şimdi burada da mağribe normalde magrep diye gelmesi lazım. Mağrib nedir bu bizim? 20'ye yakın şaz fiil kelimemiz vardı bu babdan gelen. Onlardan biri o. Diğerisi hemen altlarındaydı. Evet yok beyne değil, o değil. Doksan ve men salim 90 kaç? 90'ın sayı. Ha tam 90. Cahit, tamam buldum. Tamam. İza belaga matli'ah. Bakın matlı'a şemsi. Bu da aynı. Tala'a yatlu'u. Normalde birinci vaptan bir geliyor. Bu da matla olması lazım. Yine ulaştığında. Nereye ulaştığında? Bu sefer güneşin tülü ettiği. Yani doğduğu yere ulaştığında. Tala'a doğmak, gelmek manalarında. Matla doğduğu matlı diye geldi. Bu da nedir? Matlı diye. E, matla diye de kullanılıyor sanırım bu. Şu anda emin olamadım belki sözlüğe bakmak matla diye de kullanılıyor diye biliyorum. Matlı diye olduğunda bu nedir? şaz olarak gelmiştir. Yine burada da ismi mekan olarak kullanmış. Bu örnek olarak görmüştük. Onun dışında bir de sizlere şey vermiştik arkadaşlar. İsi, şeylerin Kur'an'ın ilk iki sayfasında ilk iki sayfasında fiilleri çıkaracaktı. Kimse göndermedi. Bir Murat gönderdi. Şimdi evet, Bakara suresinin ilk iki sayfasında buradaki fiilleri çıkaracaktık. Buradaki fiillerin çekimlerini yapmaya çalışacaktık. Bunları gönderdik. Bunları siz yapmadığınız sürece bunlar sizin aklınıza kalmaz. İnnellezine keferu. Bakın keferu bulduk. Çünkü tablomuzu önümüze alacağız. Maziye muzariyi önümüze alacağız. Maziye çekim. Muzari çekim. Bir de ben size 35 bağıplık bir çekim tablosu verdim. Bunu önümüze alacağız. Bunlar sarf bölümünde her zaman önümüzde olacak. Emsileyi okurken de olacak. Binayı okurken de olacak. Maksudu okurken de olacak. Sarf ilminin ana konusu arkadaşlar fiillerdir çünkü. Evet keferu. Bakın nasıl gelmiş bulalım. Kefarayı çekelim. Kefara kefara keferu. Hemen bulduk üçüncüde. Kefara o kafir oldu. Kefara o ikisi kafir oldu müzekker. Keferu onlar kafir oldular. Demek ki bunun aslı kefaraydı. Keferu şeklinde cemi hüm hüm keferu. Onlar kafir oldular. İnnellezine habibim sen üzülme sen mahzun olma. Sen onlar iman etmiyor diye kendini neredeyse helak edeceksin. Ancak muhakkak bil ki onlar kafirler. Adeta cansız varlık gibi. Sen, senin gibi bir peygamber, senin gibi beşerin gördüğü insanlığı, medar iftiharı o inci misal ağzından o nur misal sözler dökülse de onların o katılaşmış kalplerine tesir hasıl etmeyecek. Zannetme ki buradaki kusur, Zannetme ki buradaki kusur eksiklik sendedir. Bilakis sevaun aleyhim. Onlar üzerine eşittir, onlara aynıdır. Ha, anlatmışsın, anlatmamışsın. Bir söz söylemişsin, söylememişsin. Katıları, kalpleri katılaşmış, adeta camit varlıklar gibi hislerini, his duygularını kaybetmişler. Artık bu saatten sonra onlar anlamaz ama sen yine tebliğ görevini yap. Çünkü onlar için bir ama senin için değil. Sen sadece mahzun olma. Buradaki inne teki edatı ne yapıyor? Efendimizin şefkatine şefkatine bir remiz var, işaret var. Devam ediyor. E enzer. <laughs> Bakın enzere yunzir. Bunu çekmiştik zaten. Enzere hangi babdan? Enzere yunzir. Sayalım. E, nun, z ve re. Enzere. Dört harfli. Dört harflerimiz enzere. <laughs> muzarileri. Muzarileri damme ile geliyor. İfal vezdinden değil mi? Enzere. Yunziru. Enzir emri, münzir uyaran, münzer ve inzarun yani ifal vezninden. Enzara'yı çekeceğiz. Enzara, enzara, enzaru, enzara, 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 enzerne. Enzerte, enzertum, enzertum, enzerte, enzertum, enzertun, enzerte, enzerne. Sonra yunziru, yunziran, yunzirune, tunziru, tunziran, yunzirne. Tunziru, tunziran, tunzirune, tunzirine, tunziran, tunzirne. Unziru, nunziru şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. Sonra la yu'minun. Bakın la yu'minun. iman etmezler. Hocam. Efendim. Kısa bir araya girip miyim? Tabi. Bu en son ve nünziru dedik ya. Evet. Hani oradaki fiilin anlamını göre ben ve bizler şey anlam. Orada e, o fiili meçhul yaparsak hani meçhullerde ama Unzeru geldi. Onu, onu inşallah meç, de göreceğiz bunları fiillere tekrar geri döneceğiz. meçhuleleri ka Orada karışıklık e, olmaz, değil mi? Tabii olmaz. Sondan bir önceki harfi feta yapıyorsun. Oradan karışıklık gideriliyor. O yüzden genelde tamam, şaşırmasınlar yüzden. diye bir Arapça yazdığımızda oralara mesela hareke koyarız. Karıştırılmasın diye. Bir orta harfi hareke koyulur. Karıştırılmasın diye. Ama normalde yapı olarak birbirine benziyor. Çünkü zaten meçhulle malum arasında şekil olarak mutel değiller hariç bazılarında fark yok. Aynı yazılıyor. Nusira nasara o senin okumana biliyorsun. Hareke yok normalde. Ama anlaşılsın diye mesela meçhul kullanıyorsan nunun üzerine biz bir damme koyarız mesela. Anlaşılsın diye. Hani hocam diyelim e, yen surudan en suru deriz de oradan hani hareketinden anlarız da mesela en suru veya ün, ün, ün seru mu oluyor? Hocam? Evet un oluyor. Un saru. Meçhulde. Hani, o meçhulde kuralını şimdi biraz yarım yamalak aklında var da Dedim hani basitçe bir şey farkı var mı? Oradan karışmayayım yok, yani dedim. Daha abi. önce de demiştik. Daha önce de söylemiştik. Yani Normal üç harflilerde ilk harfi damme yapıyorsun. Nasara, Nusra. Sondan bir önceki harfi kesra, kesra yapıyorsun. Üç harflerde başka harf yok zaten. Son harfe dokunmuyoruz. Çoğullarda yine aynı şekilde ilk harf yine damme yapılıyor. Sondan bir önceki harf kesra yapılıyor. Ne yapılıyor arkadaşlar? Ee, şey şeyler, sakinler sakin kalıyor. Diğer bütün harfler ne oluyor? Dammeye çevriliyor. Mesela istagfere, ustugfire gibi mesela. Ustugfire. Sondan bir önceki harfi kesra yaptık. Diğer harfleri <laughs> ne yaptık? Dammeye çevirdik. Nasara, nusira, ketebe, kütibe. İlk harfi damme, sondan bir önceki harfi kesra. Sondan bir önceki harfi hepsinde kesra. Diğerlerinde harfler çoksa, sakinler sakin, diğerlerin hepsi ilk harfte dahil, hepsi dammeye çevriliyor hepsi dammeye çevriliyor yani. Evet. Başka mesela e, ne dedik? Enzara. Enzara nasıl yapacağız enzarayı? Unzira. Unzira. Ama unziru, unziru muzari olduğu için unziru muzari. Muzari'yi nasıl yapacağız? Muzari'de de sondan bir önceki harfi feta yapıyoruz. Sonra, sonra arkadaşlar ilk harf yine damme yapılıyor. Eğer harflerin sayısı çoksa sakinler sakin, sakin olmayanlar da fetha yapılıyor. Mesela istagfera yustagferu, yustagferu yu başı, yus sin sakin, diğerleri te mesela hareketli fetha, yustag fe, fe, ru. Ru'dan önceki harf fe, fe fetalı yapılıyor. Yustagferu. Mesela un ben uyarıyorum, ben uyarılıyorum. Mesela uyarılırım. Ben uyarılırım. Nasıl diyeceğiz? veya uyarılıyorum. Un ziru uyarıyorum. Un zeru. Sondan bir önceki harf feta yapıyoruz. Diğerleri zaten bir sakin var. Bir de en baştaki zaten dambeli. Un zeru şeklinde gelecek. Bunu en başta söylemiştik zaten dersin başında. Kolay yani meçhuller. Ama daha çok çekim yapacağız. İnşallah çekerken meçhulleri de çekeceğiz. Mesela burada çekebiliriz. Un ziru, un ziru, un ziranı, un ne? Mesela çektik ya. Bunu şey yapabiliriz. En zara, un zira, un zira, un zira, un zira, un Unzirte, unzirte, unzirte un diye gidiyor. Yani uyarıldı. O, uyarıldı. o uyarıldı. O ikisi uyarıldı. Onlar uyarıldı. Yunziru, yunzaru diye gelecek. Yunzaru, yunzaran, yunzarune. Tunzaru, tunzaran, yunzarne. Tabi siz bunu çeke çeke diliniz alışması lazım. Başka bunun yolu yok. La yu'minun arkadaşlar. Bu da ne gelecek? Yu'minun. Bakın yu'minun. Çoğul eklerini atalım. Vavul cema'a var. Ondan sonra nun gelmiş. Ne kalıyor göreye? Ye var, elif var, mim var, nun var. Bu da Dört harfli. Zaten nereden anlıyoruz dört harfli olduğunu? Muzarisi, muzarisinin muzaraat harfleri damme ile gelenler sadece rubailerdir. Sadece dört harfli fiillerin muzarileri arkadaşlar. Rubailerde sadece ne gelir? Muzara harfleri damme ile gelir. Amene yu'minu. Ekme, ekrame yukrimu. Sarrafa yusarrifu. katile yukatilu. Yu. Hep yu. Mesela dahrece yudahricu. İsterse bu rubai mücerret olsun, rubayı mezit olsun fark etmez. Diğerleri ama diğer bütün fetah ile geliyor. Diğer bütün Şu lasiler zaten öyle. Fetaha yeftahu. Celese yecilisu. İşte gelelim. İşte infaale yenfailu. İftaale yeftailu. Tefaale yetefaalu. Tefaale yetefaalu. İfaale yefaalu. İstagfara yestagfiru. İ'şavşe ve İşme yeşme Bunlar bakın hepsine geliyor arkadaşlar. Bu şekilde e, ile geliyor. Evet. Başka ne vardı? Mesela yu'minun. Yu'minun aslı nedir arkadaşlar? Amen. Aslında bu emine. Emine'den amene olmuş. İki tane elif yan yana gelince bunu göreceksiniz. Bunlar idgam yapılıyor. Amene diye geldi. Amene yu'minu. Amene yu'minu. Yu'minu. Amene. Amena. Amenu. Amenet. Amenete. Amenne. 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 Amente. Amen Amentüm. Mesela amentü diyoruz ya. Amentü. Ben iman ettim. Amen Amentüm. Sizler iman ettiniz. Amen Teten iman ettin. Amen te amentum, amen tu amen tu amen ti amen tu amen tu ne? Amen tu amen na amen na biz iman ettik. Amen na ve sadık na iman ettik ve tasdik ettik diyoruz mesela. Yüminu yüminan yüminu ne? Tüminu tüminan yümin ne? Tüminu tüminan tüminu ne? Tümini ne? Tüminan ne? Uminu 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 gibi bu şekilde uminu uminu diye bu şekilde arkadaşlar geliyor. Bu da mesela amene'ydi. Amene mesela ne yapabiliriz? Bunu meçhul nasıl yapar? Umine. Umine, umina, uminu, uminet, umineta, uminne. Umintu, umintu, ma umintu, 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 ne umintu, diye gidecek. Sonra hateme'ye geldik. Hateme. Hateme mühür vurmak demek değil mi? Bakın hatemallahu ala kulubihim, ala semim. Allah ne diyor? Allah onların kalplerine mühür vurdu. Kulaklarına mühür vurdu. Ve ala absarihim gishavetun. Niye? Çünkü onların gözleri üzerinde bir perde var. Onlar hakikati görmemek üzerine madem ki gözlerine bir ve çektiler, bir perde çektiler, bütün ayan beyanlığına rağmen hiçbir delilden neşet etmeyen şüphelerle o güneş gibi hakikati inkar ettiler. Gözleri gördükleri halde ve kalben iç dünyalarında, vicdanlarında da bunu duydukları halde inkar ettiler. Allah da o zaman onların kalplerini mühürledi. Yani onların yaptıkları amellere karşı Allah neticeyi ortaya koydu, neticeyi verdi. Evet bir kul iman edecek olsa Cenab-ı Hak ona o fırsatı verecektir. Ama biz bazen görüyoruz değil mi adam ölümden dönüyor. Diyorsun ki ha, ikinci hayata hak etti herhalde tamam daha yapacak düzelecek. Bir şey yok yani. Anlıyoruz ki o kul bin yıl yaşasa bin yıl boyunca yine iman etmeyecek. Yoksa Rabbin kimseye zulmetmez. İnsanlar ancak kendilerine zulmeder. Evet. Hatem Allah. Hatemeyi çekti. Hateme yahtimu. Yahtimu. Hateme yahtimu. İkinci babdan geliyor değil mi? Yahtumu muydu? Hateme yahtumu diye Yaktimu. İkinci bab olacak. Hateme. Hateme. Hatemu. Hateme hatemne. Sonra yahtimu. Yahtimu. Ya İki değil mi? Yahtimu. Yahtimani yahtimune. Tehtimu. Tehtimani yahtimne. Tehtimu. Tehtimani. Tehtimune. Tehtimine. Tehtimani. Tehtimne. Ehtimu. mesela. Bu şekilde. Sonra hutime. Mühür vuruldu. O Kutima o ikisine mi vuruldu? O iki şeye kutimu. kutimet, hutimeta, hutimne, hutimte diye. Yahtimu, yuhtemu, yuhteman, yuhtemune. Daha sonra ala sem'ihim, ala hafsem, gışşavetim, velhum azamun adım. Burada yok. Ve minen nasi men yekulu, kale yekulu. Bu muhtel fiil. Bunları çekmeyebilirsiniz. Böyle arkadaşlar bu iki sayfayı çekip oturtacağız. Fiil çekmekten başka çaremiz yok. Siz çekin ki arka planda biz hızlı ilerleyelim. Yoksa bu fiilleri almadan biz bir adım ileri gidemeyiz. Yani bunu oturup çekeceğiz yoksa. Bu ders yani böyle fiil çekim dersleri koyacağız mecbur. Çünkü fiil çekmeden böyle nazari olarak öğrenmek yeterli kalmayacak. Evet şimdi arkadaşlar. Bugünkü dersimizde geçen derste biz faili gördük. Nasir'un faili aldık bitirdik elhamdülillah. Şimdi mefule mef'ulle şey mef'ule geçeceğiz ama fail de burada zikredilmeyen fail içerisinde veya zikredilen de var. Mesela nassar vardı. Nassar mübalağalı ismi fail. Bakın müfred müzekker manası nedir? yani bir şeyin çokça mübalağa ile yapıldığını gösteriyor. Yani ile yardım etti. Çokça yardım ettiğini gösteriyor. Mesela Cenab-ı Hakk'ın isimleri de mi? Genelde öyledir. Mesela işte gaffar, çokça bağışlayıcı, sabbar, kullarının günahlarına çokça sabredici, onları hemen cezalandırmayan. Cabbar, dilerse dilediğine, dilediğini yaptırmaya gücü yeten. Dileseydik onları yalanladıkları yerde kör ediverirdik de ne bir ileri gidebilirlerdi ne bir geriye. Değil mi? Güç onun, kuvvet onun. Dilediğini dilediğine yapmaya kadirdir. Faalun lima yurid. Evet bunlar mesela faal mesela faal aynı şekilde bu kalıptan geliyor. Yani çokça yapabilen, dilediğini dilediğine yapabilen yüce kudrete sahip gibi. Bunlar arkadaşlar mesela işte mübalağalı ismi fail bir kısmı. Bir kısmı sıfatı müşebbehe göreceğiz onları. Aynı benzer kalıpları var. Şimdi Evet ismi fail, ismi failin mübalağa sigaları. Önce mübalağalı ismi faili görelim. Evet. Buyur Murat oku kardeşim. Müsaitsen. Mübalağalı mübalağa şey mi diyor? İsmi failin mübalağa sigaları. Evet. İsmi faildeki hadiste mübalağayı ifade edebilmek için fail vezindeki bir ismi fail aşağıdaki zikret Zikredeceğimiz 5 vezinin birini nakledildi. Birinci vezin faal, ikinci vezin faul, üçüncü vezin mifal, dördüncü vezin faal, beşinci vezin faal veznidir. Evet bunlar arkadaşlar Mesela, bunlar mübalağalı ismi failin 5 vezni. Bunları bileceğiz. 5 tane vezni vardır. Bazıları altıyı da ekliyor. Bunlar kıyasi. Yani bunlar semai değil. Bir de semai vezinleri var bunun çok. Bu babaların hemen hemen hepsinin semai vezinleri var. Onlar ayrı. Onlar sözcüğe bakacak çare yok. Ama bizim için biz bir kelimeyi ne demek kıyasi? Bir tane fiilimiz var. Kurallarına uyuyor. Göreceğiz kurallarını. Bunu biz mübalağa ile ifade etmek istiyorsak bu vezinlerden birine getirebiliriz. Fa'alun ve fa'ulun ve mif'alun ve fa'ilun ve fa'ilun şeklinde beş tane vezni var arkadaşlar. Mesela darip ismi faili. Darp hadesinde mübalağa ifade etmek istediğimizde darip dövücü manasında döven. Ne olacak arkadaşlar? Darip, darrab diyebiliriz. Darup diyebiliriz. Midrabun, daribun, daribun. Bu beşi de arkadaşlar mümkündür. Beşi de çokça döven manasında. Burada aslında kuralı kendi başında anlamış oldunuz değil mi? Bakın darip getirdik önce. Önce fiili getirdik. Sonra ondan darip getirdik döven. Sonra çokça mübalağa ifade etmek için o ismi fail üzerinden türettik. Demek ki aslında buradan ne ortaya çıkıyor? Kelimenin bir ismi fail e, sigası olması gerekiyor. Evet. Başka fail veznindeki bir hiçbir failin hadesinde mübalağa ifade etmek için nakledildiği beş vezinden. Bakın mif'al, fa'ul ve fa'al bunlar çok kullanılan arkadaşlar. Mesela gafur, gaffar, şekur mesela. Mif'al vezinleri çok kullanılan vezinler. Fa'ilun ve fa'il daha az kullanılıyor. Fa'il arkadaşlar daha çok sıfat-ı müşebbehe olarak geliyor. Failin mübalası azdır. Mesela Kerim. Kerim sıfatı ı müşebbehe midir yoksa mübalalı ismi fail midir? Çokça cömert olan manasında mı yoksa cömert manasında mı? Sıfat-ı müşebbehe. Müşebbe Müşebbe. Daha çok sıfatı ı müşebbehedir evet. arkadaşlar ama şunu göreceksiniz. Tefsirlerde vesairede görürsünüz. Mesela Rahman, Rahim. Mesela Rahim sıfat-ı müşebbehe midir? Mesela rahim kelimesi sıfatı müşebbehe midir? Yoksa mübalağalı ismi fail midir mesela? Rahim bakın fail vezninden geliyor sıfatı müşebbehe. Sıfatı müşebbeyi göreceğiz ayı. şimdi. Efendim? Kim ne dedi? Hangi hocamız bir şey dedi? Mübalağalı ismi fail. Ha, mübalağalı ismi fail dediniz mesela. Sıfatı müşebbehe diyen var mı? Yok. Mesela bu sıfatı müşebbehedir. Daha çok sıfatı müşebbehe deniyor. Niye? Göreceksiniz. Sıfatı müşebbehenin şartı, şey, mübalağalı ismi failin şartı kelimenin fail vezninden gelebilmesidir. Rahim diye bir kelimemiz yok bizim. Rahim, rahime, yerhamu, rahim demiyoruz biz. Yani ismi fail sigası gelmiyor bunun. Gelmediği için arkadaşlar bu kelime nedir? Bu kelime sıfatı müşebbehedir. Yani ismi, fa, ismi mübalağalı ismi failin şartı, adı üzerinde ismi fail onu mübalağa ediyorsun. Kelime önce ismi failden gelebilmesi lazım. İsmi fail sigasından gelecek. İsmi fail sigasından gelirse o kelime ancak mübalağalı ismi fail olur. Ama bazıları diyor ki evet rahim de olabilir diyorlar. Bunun üzerinden diyorlar ki evet bu kelime mübalağalı ismi fail de olabilir diye söyleyen de var. Yok değil yani ama sadece daha çok görüş kuvvetli görüş nedir? Onun ne olmasıdır arkadaşlar? Onun Sıfatı müşebbe olma. Sıfatı müşebbe ne olduğuna inşallah geçeceğiz bu dersten sonra. Şimdi, peki ismi faiz sigalar hangi bağlardan geliyordu Murat? Bir de hatırlat. Geçen derste sen vardın. Hocam, ee, ilk üç bağ, müteaddi fiiller. Müteaddi veya lazım. İlk üç bağ mı? olsun, lazım olsun. Genellikle ne geliyor? E, faiz. Katibe yani, lazım. Mesela ketebe, katib, la, müteaddi, zehebe zahib lazım. İkisi de fail vezninden gelir. İlk üç babın müteaddi olsun lazım olsun genellikle ne gelir arkadaşlar? Fail vezninden gelir. Peki dört, dördüncü bab ve altıncı bab. Hocam onlardan da ee, şey olarak fa, fay, onların da geliyordu ama şu an Onlardan karşı... da geliyor. Onlardan da müteaddi olanlardan genellikle değil mi? Fail vezdinde geliyor. Müteaddi olanlar onlardan. Onlardan lazım olanlar ise, dördüncü ve altıncı bahaptan lazım olanlar ise daha çok sıfat-ı müşebbeh olarak geliyorlar. Ki bu bahaplar çoğunlukla evet. lazım bahaplardı biliyorsunuz. Özellikle altıncı bahap şaz bahaplı. Onu inşallah binada biz bu bahapların özelliklerini, çeşitlerini, hasaisini inşallah detaylı bir şekilde göreceğiz. O yüzden hani burada yer yer değiniyoruz. Bunlar genellikle lazım gelir. Beşinci bahaptan çok az kelime geliyor altıncı bahaptan. Dolayısıyla bizim çok için dört. 4. Şey Efendim? 5 saat direkt e, lazım fiillerden de. Evet. 5 sıfatı Aynen. 5 lazım fiillerden de sadece sıfatı müşebbehe geliyordu o yüzden. 4 ve 6'da ise özellikle 4 diyoruz. Çünkü altıda dediğimiz gibi şazdı. Oradan da lazım fiiller sıfatı müşebbehe vezdine geliyor. Bunlar hangi baaptan gelir göreceğiz. Mesela bu derde bu derste göreceğiz. Yani dördüncü 4. ve 6. bablarda yani faile vezdinden gelenlerde daha çok ef'alu ve fa'la şeklinde ef'alu ve fa'la veya da fa'il vezdinde geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Ve fa'ilun veya fa'il vezninde geldiğini göreceğiz. İşte dördüncü babdan olanlar işte fa'lun vezninden daha çok geldiğini göreceğiz yine. Yani bunlar şey beşinci babdan. Bunlar e, sıfat-ı müşebbe olarak gelen yerler. Demek ki bizim için önemli olan önce bir fiil ismi fail olarak gelecek. Sonra ismi failden biz onu mübalaya çevireceğiz. Evet burada şunu da ifade edelim ki evet mezkur vezinlerden birinde bulunan bir ismi ismin mübalağa ifade edebilmesi için zaten şartı söylüyor burada. Fa'il vezdindeki bir ismi fa'ilden çevrilmiş olacak. Aksi takdirde yani fa'il vezdinde bir sigadan çevrilmemiş olan bir isim Mübalağı ifade etmez. Böyle bir müştak isme sıfat-ı müşebbehe denilir. Mesela zarif lafzı. Fa'il vezdinde bir ismi fa'ilden nakledilmedi. Zarif demiyoruz. Zarif. Karim demiyoruz mesela. Kerim, zarif. Bunlar nedir? Bunlar sıfat-ı müşebbehe olduğu için Değil mi? Zarif şekli ismi fail yok. Bu sebepten dolayı zarif lafzı bir sıfatı müşebbehedir. Mübalağa sigası yoktur arkadaşlar. Mübalağa sigasıyla gelmiyor. Mezkur vezinlerden birinde bir ismin fail veznindeki bir ismi failden nakledilmiş olup olmadığını bulabilmek için ne yapacağız? Yani bu bunun şeyi de fail vezninde geliyor mu gelmiyor mu? Fail vezni var mı yok mu arkadaşlar? Onu sözcüklere bakacağız. Ama çoğunlukla anlıyoruz ise zaten. Daha demin söylediğim Şartlar üzerinden anlayabilirsiniz. Bunun istisnaları vardır. Çok değil. Yine yani bu vezinlerin birinde bulunan ismi hakkında Lugat'a bakılır. Şayet o isim Lugat'ta sıfat-ı veya başka bir isim olarak görülürse fail veznindeki bir ismi failde nakledilmediği anlaşılır. Lugat'ta sıfat-ı veya başka bir isim olarak görülmüyorsa o ismin fail vezine bir isminden çevrilmiş olduğu anlaşılır. Evet. Şimdi bu mübalağalı ismi fail için zikri geçen yukarıdaki 5 tane saydık ya arkadaşlar. 5 tane vezin saydık. Bu beş tanenin arkadaşlar, beş tanenin faul, fa'il, fa'il, fa'ilun, fa'il, mif'al ve fa'al. Değil mi? Fa'al de var. Onu say Aa, onu gerçi şeyde saydı. Burada saydı da şeyde saymadı. Şimdi fa'al vezni arkadaşlar o diğer vezinlerle karışmaz. Fa'al vezni sadece meslekler için kullanılıyor. Mesela neccar, hattab gibi mesela. Oralarda fa'al vezni. Ama onun dışında bizim bu emsile içerisindeki bir kalıpta kullanılmıyor. Ama diğer dört kalıbımız faul bu vezinler faul fa'il fa'il ve mif'al bunlar arkadaşlar vezinleri mübalağalı ismi fail sigası ile başka isimler arasında ortak. Yani bu vezinlerde mübalağalı ismi fail sigası mevcut olduğu gibi başka isimlerin sigaları da vardır. Mesela daha demin söyledik. Sıfat-ı müşebbenin sigaları da var bu şekilde gelen. Mesela fa'ilun da var. Fa'il de var mesela bu şekilde. Mesela faul vezninde darub desen lafzı mübalağalı ismi fail olarak da gelir. Darip geliyor çünkü. Faulun sıfatı müşebbehesi de var. Dolayısıyla zahuk şeklinde derin yani zahuk diyorsun. Bu sıfatı müşebbehedir. Bu sıfatı müşebbehedir. Ne değildir arkadaşlar? İsmi fail, mübalağalı ismi fail değil. Arkadaşlar sıfatı müşebbeheyi ayırmanın en kolay yolu manadır. Yani manadan ayıracaksın inşallah. Gelince detaylı göreceğiz ama yani buradan bir ön bilgi vereyim. Mesela buradaki gibi bakın zahuk derin manasında derin. Yani sıfat-ı müşebbeh adı üzerinde sıfat olmuş. Kişiye bir vasıf olmuşsa artık onda sabit bir özellik. Ama ismi fail ise bir hades manası var. Ben teşhir okuyacağım, Teşhirde var bölümde sıfat-ı ile arkadaşlar ismi fail arasındaki farkları anlatıyoruz orada. İsmi fail hades bildirir. Yani o anki eylemi. Mesela katile katile öldü şey öldürdü. Katil öldüren. Yani o an öldürme işini yapan arkadaşlar. Mesela ne diyelim örnek. Ee, Ketebe yazdı. Katip o an o yazma işini yapan. Yani yazma hadesini yapan. Ama sıfat-ı müşebbehe ise bir vasıf. Yani mesela kerim cömert gibi. Karim diyemezsin o an cömertlik yapan. Yani cömertlik nasıl yapılır ki? Bir insan ya cömert diye ya değildir. Yani cömertlik o anlık böyle bir şey verecek değil. Ama anlık cömertlik kastediliyorsa kullanılabilir karim diye. Ama nadir. Asıl olan bunun bir sıfat olması. Asıl olan bunun bir sıfat olmasıdır. Kişi cömerttir veya de mesela zarif. Bir kişi zarif veya değildir. Bakın bu bir sıfat. Bir özellik onun için. Mesela derin. Derinlik o anlık yapılan bir şey mi? Hayır. Derin artık bir vasıf, bir özellik, bir sıfat. O yüzden fail vezninden geliyor. Böyle olduğu zaman da anlıyorsunuz ki bu sıfat nedir? Mübalağalı ismi fail değil. İşte darip mesela darip darip vurdu. Darip çokça vurdu diyebilirsin. Ama çokça derin çokça derin manasını demiyorsun. Çünkü derinlik derinlik onun zaten onun aslında bir vasfı. Biz mübalağalı ismi failde çokça derin tabii mantıklı gibi geliyor ama bu öyle örnek öyle çıktığı için. Normalde yani oradaki çokça derin anlamını katabilmesi için bir hades manası olacak. O hadesin çokça yapıldığını, mübalağa ile yapıldığını gösteriyor. Ama derinde yapılan bir eylem yok. Bir hades yok. Ne manası var arkadaşlar derinde? Bir vasıf var. O vasıf kişinin bir özelliği. Aynı ismi gibi düşünün. Yani mesela benim adım Kadir işte diyorsun ki çokça Kadir. Ya nasıl çokça Kadir? Kadir Kadir. Yani onun gibi bir vasıf gibi düşünün yani. Evet. Mifal vezninde mesela midrab lafzı mübalağalı ismi fail de gelir. Bakın mifal yine miftah şeklinde anahtar ismi alet de olarak gelir. Mesela bunu bu vezinde ismi aleti de göreceğiz. Onun dört tane vezni var. Onları göreceğiz inşallah. Mifal de gelebilir. Mübalağalı ismi fail de olabilir. Yine onu nereden anlayacaksın? Kelime bakın zaten ismi alet. ismi alet bunlar isme çok yakın fiilden uzak. Şimdi bize fiiller var. Hades bildiriyor dedik değil mi? Burada isimler var. Camit, masa, defter, kalem alakası yok bir şeyle. Bir de bunların ortaları vardır. Şimdi burada mastarlar, mastarlar hadis anlamında fiillere yakın dedik. Zaten fiillerden bozma. İsmi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe. Sıfatı müşebbehe de belki yine daha çok yakındır ama sıfatı müşebbehe de yine o manayı veriyor. Mübalağalı ismi fail, ismi meful. Bunlar arkadaşlar yine fiillerdeki o eylemi, o manayı ifade ederler. Ama ismi alet, ismi mensup, ne bileyim ismi zaman, ismi mekan bunlar tamamen artık isimleşmiş. Miftah, anahtar. Hani oradaki açmayla bir alakası yok artık. Gitmiş alakası yani. Tamam bir anahtar, bir isim haline gelmiş. O yüzden bunlar nedir arkadaşlar? Bunları daha çok karıştırmayız yani. Mübalağalı ismi fail için bu zikrettiğimiz 5 vezinden başka semai vezinler de var arkadaşlar. Semai vezinler. Semai vezinler. Kulaktan duyma yani onu ancak gördüğünüzde duyarsınız. Mesela fe'il vezni bazıları bu fe'ilin kıyasi olduğunu söylüyor. Mesela ışıyık. çok aşık manasında şiirlerde geçiyor bu. Işıyık diye çokça aşık olan manasında çok seven. Burada mesela sıddıyık mesela sıddıyık lafzı normalde diyebiliriz. Hocam Ebu Bekir sıddıyık çok sadık çok doğru sözlü. Ama yok bizde bakın işte yok. Ama normalde bu nedir semai bir vezin bazen mübalağa ifade eden bir vezin ile de bu beş vezinden yok. Dolayısıyla olmayacak demeyin yani. Fual vezni mesela bizim bildiğimiz kelimeler mesela cuhal diyoruz ya. Cuhal. Cahil ve cuhala diyor da cuhal de diyoruz mesela. Cuhal. Fual vezninden arkadaşlar bu da yine ne, gel ne gelir arkadaşlar bu şekilde gelebilir. Fual, tuval ve cuhal gibi. Fual vezni aynı zamanda cemi mükesser ve sıfat-ı müşebbehede de var. Cemi mükesser ve Sıfat-ı müşebbehede de vardır arkadaşlar. Cem Müzekker'de görmüştük. şey Cem Mükesser'de. nusar gibi mesela. Sıfat-ı müşebbehede de vudda diye bu şekilde gelmiş. Mesela fa'aletun. Mesela allame. Mesela allameyi kullanıyoruz. Allametun. Çokça bilen. Alim. Allamun ve allametun. Allametun. Mesela bu şekilde kullanıyor Mesela fu'aletun. Duhaketun mesela. Duhake. Luaneh. Bunlar şiirlerde, bazen hadislerde geçebilir. Çokça lanet eden, çokça gülen. Mif'alun mesela. Burada yok. Bildiğimiz kelimelerden bakıyorum. Böyle hani Türkçe'ye yakın kullandığımız. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi bu 13 vezindeki isimleri bazı alimler mübalağalı ismi fail kabul etmemişler. Demişler ki bunlar sıfat-ı müşebbedir. Mübalağalı ismi fail değil demişler. Bu vezinlerde T bulunanların Harfi bulunan lafzın müfret sigası müzekkerle mühendis için aynıdır arkadaşlar. Mesela duhaketun lafzı kadın içinde çokça gülen, kadın içinde, erkek içinde kullanılabilir. İmraatun, duhaketun, raculun, duhaketun gibi. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki mastarlar mecazi olarak ismi meful manasında kullanılabilir. Bazen bir mastar ismi meful manasında kullanılır. Mesela raculun, aculun dersin. Normalde ismi mastarlar arkadaşlar ne olmaz? Sıfat olamazlar. Nasıl adam? Adalet olma, adil olma adam diyemeyiz. Ama bazen mübalağa ifade etmek için meca mastarla kullanılır. Mesela diyorsun ki raculun adülün, Yani adam adil değil kardeşim, adaletin kendisi. Mesela diyorsun ki işte imraatun nezafetun, nazifetun demiyorsun. Nazif, temiz demek. Değil mi? Nazifetün demiyorsun, temiz kadın demiyorsun. Nezafetun, te temiz olma kadın. Yani ardeta temiz olmak kadının kendisi haline gelmiş. Kadın temizlikle bütünleşmiş. Onun bedeninde teşahhus etmiş gibi o. Bu şekilde bu şekilde ne yapıyorsun? Mübalağa ifade ediyorsun. Mastarı, mastarı bu şekilde kullanırsak arkadaşlar buradan da mübalağa manası elde edebiliriz. Bazen dolayısıyla mastar ismi fail bazen de isim ve meful manasına kullanılabilir. Evet bu kadar arkadaşlar. Mübalağlı ismi fail bu. Gelelim sıfatı müşebbeheye. İsim mefulden sonra almış ama biz onu alalım şuradan. Şimdi isim şeye gelirken onu bir dahaki de. Evet, sıfatı müşebbehe. Sıfatı müşebbehe nedir arkadaşlar? Üç zamanda mevcut olan bir hadesin kendisiyle kaim olduğu zata delalet etmek için maslardan türetilen isme sıfatı müşebbehe denir. Şurada sıfatı müşebbehe teşkilimizi açabiliriz. Evet. Sıfat-ı müşebbeh arkadaşlar. O teşkiri açabilirsiniz. Oradan okuyalım Murat. Tarifi ne sıfat-ı Hocam orada Evet Murat okuyalım. Kendisiyle kaim olduğu zata felalet etmek için sülasim mücerret lazım fiillerin veya lazım menzilesine indirilen müteahhit fiillerin mastarlarından türetilen isme sıfatı müşebbeye denilir. Hasen'in örneğinde olduğu gibi. Evet, sıfat-ı müşebbeye biraz bahsetmiştim arkadaşlar. Aynı Sıfat, şekilde fark, fiilin kendisiyle kayım olduğu zat. Yani o fiili kim kayımse, kim onu yerine getiriyorsa buna delalet etmek için arkadaşlar. Bunu biz sülasi mücerret lazım fiillerden veya lazım olmadığı halde lazım muamelesi gören Onları şimdi göreceğiz ördeklerini. Yani bazen bir fiil lazım olmadığı halde lazım gibi bir mana gördüğü gibi gördüğü için onun sıfatı müşebbesi gelir. Aslında görünce müteaddidir o. Ama lazım menzilesine indirildiği için, lazım gibi muamele gördüğü için bu şekilde bundan sıfatı müşebbehe türetilir. Mesela hasenün gibi. Hasan güzel demektir. Hasenün güzel manası bu bir sıfatı müşebbehedir. Faalün vezdinden. Peki sıfatı müşebbehe ile İsmi failin farkları nelerdir? Çünkü gördüğünüz gibi sıfat müşebbe de aslında bir ismi fail gibi. Yani aynı mantık. O da o da o fiille kendisinin kayım oldu. Ama biri şeyden geliyor müteaddi, biri lazım oluyor vesaire. Aslında diyebiliriz ki ya hocam hepsine diyelim ki ismi faildir. Bunların sigalarını diyelim ki ismi failin sigası artıyor diyelim. Dersiniz zaten sarfçılar için sarfçılar ne yapıyor? Sarf alimleri bunun için e, ismi faille sıfat müşebbeyi birbirinden ayırmıyorlar. Bakın o yüzden sıfat-ı müşebbehe vezdimiz, kalıbımız yok bizim emsireyi muhtelifede. Ama nahivciler ayırıyor çünkü nahivciler nahive bakıyor, iraba bakıyor. İrab olarak sıfat-ı müşebbehe'nin ameli ismi failin ameli birbirinden farklı olduğu için nahiv konusunda o yüzden onlar ne yapıyorlar? O ikisini ayırıyorlar. Peki biz görelim ismi fail ve sıfat-ı müşebbehe'nin ne farkları var? Evet. Faille, ee, pardon Aynen sıfat ve bir arada farklı ne? Bir söylemiştik bunu ismi fail hudus manası ifade ederken sıfat ı müşebbeh arkadaşlar sübut ifade eder. Bu en önemli fark manada. Yani ismi fail hades. O an bir eylem ifade eder. Mesela nasara nasır. Yardım etme. Ama ama sıfat-ı müşebbeye sübut. Yani kişideki sabit bir sıfata, sabit bir vasfa delalet eder. Sabit bir vasfa delalet eder. Yani onda bir nedir arkadaşlar artık bu bir vasıftır. Aynı kerim gibi mesela. Cömertlik gibi. Mesela latif, incelik gibi mesela. Latif, latif demeyiz ona. Latif yani incelik bir insanın içinde olan bir şeydir. O an yaptığı fiil sebebiyle demiyorsun bunu. En, en önemli fark budur arkadaşlar manada. Peki ismi fail, sülasi mücerret bağıtların hepsinden gelebilir dedik. Ama çoğunlukla faalenin lazım ve müteaddi olanların hepsinden gelir. Bunlar bize de kolaylaştırır. Aklınızda kalmayabilir yani. Önemli değil. Faalenin lazım ve müteaddi olanların hepsinden gelir. Faalenin. İlk üç vabı Yani ilk üç vabı oluyor faale. Faile vezdinin Bu da dört ve altı oluyor. Faile vezdinin dört ve altıncı vablardan gelen lazım fiillerden oluşturulur ki niye öyle? Ha atladım ben. Bir alttaki 4 6 diyorum ki niye lazım ya? Mütaddi olması lazım ha. Yukarıdakiymiş. Fa'ile vezinin 4. ve 6. bablarından gelen mütaddi fiillerden gelir. Sıfat-ı müşebbehe ise arkadaşlar geri kalan kısım. Ne kaldı geriye? 1 2 3'te bir şey kalmadı. Hepsini aldı fail. 4 ve 6'nın lazımları kaldı. 4 ve 6'nın lazımlarından gelir ekseri ya. Ve 5. babda hep lazım olduğu için 5. babdan da ne yapar arkadaşlar? Gelir. 5. babın fiilleri de yine ismi fail değil de sıfatı müşebbehe olarak gelirler. Yani o fiili yapan kişi değil mi? Hasune, yahsunu güzel oldu. Güzel olan şeyine ne? Hasenün. Çünkü güzellik bir vasıf değil mi? Bir sıfat. Yani o an mı güzel oluyorsun? Hayır güzelsin veya değilsin. Hasenün güzeldir mesela. Mesela dahmun, dahume, yadhumu. Dahmun, dahum, büyük, kaba. Büyüklük değil mi? Kabalık yani kaba der şey anlamında değil. Mesela dahım kitap, dahım bina. Büyük bina. Mesela sehlün. Sehule yesulü sehlun Kolay. Kolaylık bir sıfat, bir vasıf, sabit bir yani sabit, karar kılmış bir vasıf. Mesela sa'bun, zor. Sa'bun, zorluk, bir vasıf. Bunlar değil mi? Bir eylem, bir hades manasından ziyade bir vasıf olduğu için bu şekilde anılıyor. Evet. Üçüncü arkadaşlar, kural olarak fail vezninden gelen lafızlar hep ismi faildir. Lazım. Yani fail vezninden geliyorsa anlıyoruz ki bu ismi fail. Ama istisnaları var. Mesela alim Nasır gibi. Ancak bazen işte mananın önemini anlayın. Bazen bir kelime ismi fa'il fa vezninde gelir. Fa'il. Sen dersin ki mesela Tahir gibi. Tahir. Dersin ya tamam bu ismi fa'il. Fa'il vezninden geliyor. Ancak subut manası ifade ediyorsa bu kalıptan gelse bile sıfatı müşebbehedir. Arkadaşlar. Bu kalıptan, bu kalıptan gelmiş olsa bile ne? Yani is isterse fail vezninden gelmiş olsun ki bu vezin biz dedik ki nedir şeyin e, ismi failin veznidir. Bu vezinden gelmiş olsa bile ne? Yine de sıfatı müşebbedir. Mesela tahir gibi. Açıklayın neden tahir böyledir? Hocam anlamına bakarak herhalde karar veririz ona. Evet. Mesela tahir niye e, bu vezinden geldi halde sıfatı müşebbehe? Anlam Ah, Tahir temiz temizlik. hocam. Temiz olduğu için. Aynı, değil mi? Temiz Tem, arkadaşlar. Temizlik, oldu. Temizli, temizlik, bir sıfat, vasıf. Sıfat olarak alabiliriz. Gibi. Aynen öyle. Temizlik bir sıfat, bir vasıf değil mi arkadaşlar? Tahir. Mesela naim gibi. Naim. Naim. Naim de nedir arkadaşlar? Naime yani şeysiz, müzahemetsiz, pürüzsüz manalarında. Naim. Bakın bu da bir vasıf. Artık bir özellik olmuş. Bir sıfat olmuş. Dolayısıyla bunlar ismi fail sigasıyla gelse bile ne? Aslen bunlar sıfat-ı müşebbehedir. Bir bu veznin fail dışında bu veznin fa fail dışında gelenler de hudus manasını ifade etmedikçe yani bu veznin dediği fail, fail vezninin dışında gelenler de hudus manası ifade etmedikçe sıfat-ı müşebbehedir. Mesela azim ve hasen gibi. Bunlar sıfat-ı müşebbehe. Ancak hudus manası ifade ederse bu vezinde gelmiş olsa bilene bu vezinde gelmiş olsa bilene arkadaşlar nedir? O da ismi faildir. Çünkü hudus ifade ediyor. Bakın mana mana vezinden de daha önemli. Çünkü onları birbirinden ayıran şey mana arkadaşlar öncelikle. Evet, bu iki manayı kafanıza koyarsanız zihninize o ikisinin farkını anlarsınız. Ya hocam nedir bu Sıfatı müşebbe isim faile. ikisi de yani bir, bir fiili yapan şeye delalet ediyor. Yapan. O fiilin o fiille kendisiyle kaim olduğu şey. O fiili kendisini yapan. Mesela işte katil, öldüren gibi işte Nasır yardım eden gibi veya zarif zarif olan işte katip, yazan ne bileyim azim, büyük olan büyük, hasen, güzel gibi buna delalet ediyor ama işte ne var? Biri subut, biri hades. O farkı anladığınızı anlıyorsunuz. Yoksa diğer türlü onlar birbirle aynı geriye ne kalıyor? Vezinleri kalıyor. Evet bakın nahivciler farklı Irap özelliklerine binaen sıfat-ı müşebbehe ile ismi faili ayırıyorlar. Bunlar diyorlar ki ismi faili kendi kuralları var, kendi özellikleri müstakin, Sıfat-ı müşebbehe müstakil çünkü göreceğiz nahivde inşallah sıfat-ı müşebbehe ile ismi failin amelini göreceğiz. O amel sebebiyle onlar birbirinden farklı kuralları var. Ayırıyorlar. Ama sarfçılar öyle değil. Sarf halimleri ne yapıyor? Bakın ismi failin sigasını koymuşlar. Sıfat-ı müşebbehe yok. Niye? Çünkü sıfat-ı müşebbehe de sanki ismi failin bir parçası gibi. Bir alt vezni gibi yani. Onlar ne yapıyorlar? Manalar ve vezinler itibariyle baktıkları için diyorlar ki bunlar birbirinin aynısı. İkisi de fiilin kendisiyle kaim olduğu zata delalet ediyor. Evet, şimdi sıfat-ı müşebbehenin kıyasi ve semai çok vezni var arkadaşlar bunun. Biz bir kaideye dahil olanları zikredeceğiz. Öncelikle bakın feale vezninde bir iki üçüncü bağlarda bunlar sülasi mücerretler biliyorsunuz altı bağıttı. Fethu dammin fethu kesrin fethatan kesru fethin dammu dammin kesratan. Altı bağ. Bu altı bağın arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Derste zihninize ne takılıyorsa herhangi bir şey ya acaba söyledim hoca söylemiş olabilir mi ben onu yapmam. Ben daha demin söylemiştim demem size. O yüzden sorun. Önemli değil. Önemli olan öğrenmeniz. Saçma bile olsa soru. Ya acaba bunu soracağım ama bu soru sorulur mu? Gibi düşünmeyin sorun arkadaşlar. Yani önemli olan öğrenmeniz. Her seferinde eksik bir şey öğrenseniz sizin için kardır. Ben bazen bir şey okuyorum. Aklıma şiir geliyor veya bir ayet bir hadis. Tam getiremem manası diyorum. Fırsat mı fırsat? Hemen bakayım hatırlayayım. Ne olacak? Tazelemiş olacağım. Sizin de eksik mesela derste yeri geldi. Öğren. Düzelt orayı. Başka bir derse başka bir şey gelir güzel Ama hepsini sen olduğu gibi bırakırsan o hiç oturmayacak ki zihnine. Evet o yüzden dersler, okumalar bunlar fırsattır bizim için. Evet bu altı babın ilk üçünün mazileri feale vezniyle gelir ve çoğunlukla mütadilerdir, Değil mi? İlk üç babımız arkadaşlar bizim altı babı öyle taksim ediyoruz. İlk üç bab lazım da gelir, müteaddi de gelir. Yani meful alabilen alamayan çoğunlukla mütaddi gelir. Dördüncü ve altıncı bab lazım da gelir, mütaddi de gelir. Çoğunluk lazımdır. Beşinci bab sadece lazım fiil gelir. Evet. feale vezdiğine gelir ve çoğunlukla mütaddi fiiller. Lazım ise gelmekle birlikte daha azdır. Dolayısıyla lazım olsun, mütaddi olsun. Bu ilk üç bab ekseriyetle fail sigasından gelir. Bunlardan arkadaşlar fail türetilir. Sıfat-ı müşebbehe çok nadir gelir. Peki fiil Diğer vezinler, diğer vezinler ne olacak? Faile vezninde, bu da dördüncü ve altıncı vahap arkadaşlar. Faile vezninde zaten sıfat-ı müşebbehe en çok arkadaşlar dördüncü vahaptan ve beşinci vahaptan gelir. Altıda zaten doğru düzgün fiil yok. Dolayısıyla dört ve beşten gelir onların. Beş zaten lazım, dördünde lazımlarından gelir. Bilindiği üzere dördüncü ve altıncı vahaplardan gelen fiiller ekseriyetle lazımdır. Buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Hangi vezinler oluyor? Ef'al vezni arkadaşlar. Ef'al. Şunu büyüteyim biraz. Evet. Efal vezni arkadaşlar. Efal. Mesela renkler ve ayıplar için. Ahmer, ahmer, ahdar, kırmızı, yeşil, esved, siyah. Bakın renkler hep böyle gelir. Efal vezninden. Başka ayıplar. Ama mesela. Ama. Değil mi? Kör mesela. Ama. Veya da mesela agvar. var Tek gözlüydü herhalde. Öyle hatırlıyorum. Tek gözlü müydü? çıkmadı ya. var mı? Tek göz bir saniye. Ağ var mı diyor? Tek ağ var mı diyor yoksa? Ha tek göz artı ağ var. Ağ var diyor. Herhalde ağ var mı yazmışız? Aynen ağ var yazıyor. O yanlış olmuş. Ağ var. var tek gözlü arkadaşlar. Burada mesela ayıplar, kusurları anlatmak için daha çok geliyor. Faile vezni bir zata arız olma. Zaten bu arkadaşlar en çok ef'al, fe'al, ya veya fe'ilun. Mesela maridun veya mariz. İkisi de olur arkadaşlar. İkisi de olabilir. Bir de bir de şey e, fa'lan vezninden. Bir de fa'lan vezninden geliyor. Bunlar en çok kullanılan vezinleri. Ef'al renk ve ayıplar için. Fa'ilun veya fa'il arız olma. Mesela ferihun. Ferih, ferihun. Değil mi? Veya da mariz mesela. Maridun. Maridun veya maridun. Marid. Fa'il de arkadaşlar yine bu şekilde gelir. Başka fa'lan vezni. En çok kullanılan ef'al ve fa'landır zaten. Dalmak, dalma manasında bir şeye veya da iç hararet manasında. Mesela atışan, şeban ceva'an mesela atışan susuz, şeban doymuş, ceva'an aç mesela. Bu şekilde bunlar bu manadadır. Ef'al vezninin müennesi fa'la çoğulu fu'lun diye gelir. Mesela ahmar, hamra, humrun, esved, sevda suvdun. Mesela ebyet beyda bidun. Tabi buydun olmuyor arkadaşlar. Bidun onu göreceksin i'lali idalde. Fe'lan vezni ise arkadaşlar Faala gelir kalıbı. Mesela faala atşan atşa diye gelir. Atşa diye gelir. Fi'al de arkadaşlar. Fi'al de yine onun neydir? E, onun çoğuludur, cemisidir. Burada genel demek ki 3 tane en çok bildiğimiz 3 tane. Yine onun dışında 5. vaftan da 2 tane var en temel olan. Bu da 5. bab lazım fiil olduğu için bu bahttan gelen sıfat müşebbenin pek çok vezni var. En meşhurları 2 tane. Fa'lun vezni ile fa'il vezni arkadaşlar. Fa'lun ve fa'il. Bazılarını söyledik mesela zarif, kerim gibi. Yine sehlun, sah, sa'bun, dahmun. Arkadaşlar bunlar da en çok. Bunun dışında başka vezinleri var mı? Var. Faalun ve fu'lun ve fu'lun ve fi'lun ve fa'ilun ve fa'alun ve fu'alun. Çok vezni var. Bunları aklımıza tutamayız. Bana da sorsanız tutamam. Ama ne var? Bizim için önemli olan şunu tutacağız. Bir önceki üç tane vezni ef'alu, ef'alu ve fa'il veya fa'ilun ve arkadaşlar fa'lan. Buradan da bu iki taneyi tutacağız arkadaşlar. Fa'il, fa'il arkadaşlar. Bir de bir de nedir? Fa'ille birlikte fa'lun vezni. Bu iki taneyi tutacağız. Bunlar sıfat-ı müşebbeye'nin en çok kullanılan beş tane veznidir. Şimdi gelelim sıfat-ı müşebbeye'nin buradaki konusuna. Evet. Hasen mesela şuradaydı. Bir sıfat-ı müşebbehedir. Yani Hasen bir sıfat-ı müşebbehedir. Zira güzellik hadesi kendisinde üç zamanda mevcut olan zata delalet ediyor. Yani güzellik bir hades. Bu güzellik arkadaşlar değil mi? Bu güzellik kendisinde üç zamanda mevcut olan bir zata yani geçmişte gelecekte veya hali hazırda mevcut olan bir zat düşünün ona delalet ediyor. Geçmişte güzel şu an güzel gelecekte güzel bu var. Sıfat-ı müşebbehe ancak sülasi mücerredin lazım fiillerde. Bakın sıfat-ı müşebbehe aynı ismi fail gibi. Yine bir delalet ediyor. Ama ne var dediğimiz gibi oradaki fark subut. Sıfat-ı müşebbehe ancak sülasi mücerredin lazım fiillerinden veya lazım menzilesine indirilen mütaddilerden gelir. Sıfat-ı müşebbenin birçok vezni vardır. Biz bu vezinlerden bir kaideye dahil olanlarını mevzumuzun konusu yapacağız. Mes mazisi faile vezninden gelen sülasi mücerred fiiller, renk veya bedende gözde görünür ayıplıklara vesaire delalet ederse, bunlar ef'alü vezninden gelir. Mesela bakın e varmış tek gözlü, ahmer kırmızı. Mesela Bakın ahmar nereden alınıyor? Hamire, hamire yahmaru. Hamire zaten bu renkler arkadaşlar dördüncü babdan geliyor hep mesela. Hadire yahdaru gibi. E var arkadaşlar avire ya'varı kusurlar ve renkler genelde dördüncü babdan gelir. Babların özelliklerinde bunları anlatacağız. Kusurlar, renkler, mesela ferahlamalar, hüzünler. Bunlar mesela feriha yefrahu, gadibe yahdabu. Bunlar hep dördüncü babdan gelir. Bunlar arkadaşlar sıfat-ı müşebbehe olarak gelirler. Bunların da ismi fail olarak değil de sıfatı müşebbe olarak gelirler vezinleri. Ve buradan mesela bu şekilde türemişler örnek. Faile vezninden sülasi mücerret lazım fiil bir zata arız olan manaya delalet ediyorsa mesela faile fe feriha gibi ferihun sevinen, sevinçli, sevin, sevinen kişi. Mesela cülüm ferihun gibi mesela. Evet. Burada bu şekilde fail vezninden gelir. Eğer bu dolmak iç hararet manası feilen mesela atışan şeb'an doydu, susuz kaldı vesaire dolmak, boşalmak gibi anlamlara geliyorsa, bu anlamlarda kullanılıyorsa burada fa'lan vezninden geliyor. Mesela bakın şeb'an şebi'a şe yeşba'u doymak demek. Doymak. Bu da bakın dördüncü babdan. Şebi'a yeşba'u. Yine atışa ya ya'teşu. Bu da yine dördüncü babdan geliyor. Evet. Araz üzerine delalet Mesela marid. Marida hastalandı. Marid diye. Fa'il vezninden arkadaşlar. Marid şeklinde arkadaşlar. Aslında bu sıfat-ı ben o yüzden yazmadım. Marid diye de kullanılıyor. Kitaplarda görürsünüz. Aslında bu sıfat-ı mücebe şazdır. Aslında kıyasi olan sıfat-ı mücebehesi bunun fe, maridun. Ama bu şekilde de kullanılıyor. Marid kural dışı olarak. Fa'il vezninden. Normalde maridun olması lazım. Maridun fa'ilun vezninden gelmesi lazım. Ama kitaplarda bazen dördünü zikrettiklerini de görürsünüz. Sebebi bu. Fa'ule vezninden sülasi mücerretler çok var arkadaşlar. İki tanesi fa'il ve fa'lündü. Diğerleri ise gördüğün gibi fu'lün, fa fa'lün bu şekilde çokça geliyor. Evet fa'ule vezindeki sülasi mücerretler yani beşinci bab. Fiillerden alınan sıfat-ı müşebbehelerin yukarıdaki vezinlerin sıralanışına göre misalleri şöyle mesela. Bakın dahmun. Dahmun, dahume ya nereden geliyor? Beşinci babdan. Dahmun diye fa'lün vezninden. Fa'il, zarif mesela zarif. Zarif fe'il vezdinden yine beşinci babdan. Zarufe yazrufu. Hasanun hasune yahsun arkadaşlar. Hasan'un fe'alun vezdinden. Fe'alun. Gumrun mesela. Gumrun. Gamura yağmuru gumrun. Tecrübesiz. Cünübün mesela. Cünüb diyoruz değil mi? Cünübün. İza kuntum cünüben diyor değil mi? Fettahharu ayet kullanıyor. Bakın cünüben. Fu'ulen vezdinden. Peki kişi nasıl oluyor cünüb? Cenabete sahip olan kişi manasında. İşte buradan sıfat-ı müşebbeh olarak gelmiş. Çünkü bu bir nedir arkadaşlar? Bir vasıf, bir sıfat. Mesela ifrun becerikli manasında fi'lun vezdinden. De mesela haşinun, haşinun, haşin diyoruz mesela haşin. Haşin adam ya diyoruz değil mi? Türkçede kullanıyoruz. Bakın buradan geliyor. Haşin nereden geliyor? Haşinun, mesela haşin diye de kullanıyor. İşte o arkadaşlar nedir? Aslında doğru olan haşinun. Haşinun fe'ilun vezdinden. Mesela ceben, ceben kullanılıyor. Değil mi? Fela ne'metu nasıldı? Fela nâmete, Fela nâmete, na'me yenamu na'me Fela nâmete, a'yunur cübena Ceban korkak demek cübena korkaklar çoğulu. Fela na'mete a'yunur cübena diyor değil mi? Vefat ettiği zaman o büyük komutan Halid bin Velid Fela na'mete a'yunur cübena Fela na'mete uyku olmasın. Değil mi? Uyku olmaz ama beddua manasında onların uyku gözlerine uyku girmesin. Kime? A'yunur <laughs> cüvena. Cüvenanın gözleri uyku görmesin. Yani korkakların gözlerine yapmasın? Uyku görmesinler. Yani onlar zannetmesinler ki böyle biz rahat edeceğiz, duracağız. Biz biliyoruz ki onlar korkaklar. Onlar korkaklar ama İslam'ın nuru gelecek. Onları korktukları yerden indirecek. Onlar emin olamayacaklar diye bu şekilde dua ediyordu. Yani ceban, korkak mesela. Oradan geliyor. Mesela şuca da öyle. Şecaat mastarı şuca. Şuca mesela yiğit manasında. Fual vezdinden. Şuca. Bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Şu, racülün şuca diyoruz mesela. Racülün ceben Korkak. Ceban. Şecaat. Cebanet. Cübnün. Cübnün. Korkaklık. Diyor. Minel. Allahümme inni uzbike minel cübni vel buhli mesela. Cübni. Mastardır arkadaşlar. Minel cübni vel buhli. Allah'ım. Peygamber Efendimiz hep de sığınırmış değil mi? Korkaklıktan vel buhli vel buhli neyden e, cimrilikten sana sığınırım. Bakın. Cübün, buhul mastar. Yine cübni vel buhli sana sığınırım diyor. Ama ceban korkak raculün cebanın korka kadar raculün şucaun. O da nedir arkadaşlar? Cesur adam. Vudda güzel dedik. Hasur mesela iffetli. Ahresh mesela sert. Ef'al vezninden yine bu şekilde geliyor. Sıfat-ı müşebbe hakkında buraya kadar verdiğim bir kısım bilgiden sonra şimdi yukarıdaki vezinlere verdiğim sigalara müfret tesniye cemi. Asıl noktamıza geldik. Bunların çekimleri arkadaşlar. Bunların çekimleri. İsmi şeyi vermedi. Mübalağalı ismi fail. Onların çekimleri aynı şeydekiyle. Mübalağalı ismi fail. Şöyle gelelim Hocam topal manası var. Evet, doğru mu? O da mı evet. şey? Aynen, o da sıfat üçe be. Aynen, aynen öyle hocam. Güzel evet. Onlar mesela o genelde topal, tek gözlü, gözsüz, şu e, felçli vesaire onlar hep arkadaşlar efal vezninden geliyor. Hocam. Heh, mesela mesela nasar şey bakın. Nasarın çekilişi diğerinin aynısı. Bakın. Nassarun. Nassarani Nassarune. Nassaratun. Nassaratani. Nassaratun. Bir, bu Bunlar arkadaşlar. Başka yok. Yani ismi failin. Biliyoruz. İsm-i failin kaç tane çekimi vardı Murat? Hocam ismi failin e, 6-12 mi demiştik? 10, 10 şey. tane. 10 tane değil mi? 10, 10, 10 tane. Niye? 4 C tane cemi mükeseri vardı. 6, kurall evet, 6'sı kurallı 4'ü cemi mükeseri. Şey 4'ü. Dördü cemi mükesser olarak geliyor. Üç tanesi müzekkere bir tanesi mühendis. Mesela Nasır. Çekelim Nasır'ı. Murat çek bakalım. Nasır'ı. Nasır'ı çekelim. Nasır'ı. Siz ikiniz yardım ne? ediciler. Siz yardım ediciler. Nasır. Evet. Nussarun. Hocam. Şey, Nussarun. Ve Nussarun. Ve nasaratun. Mesela talebetun gibi. Şey, unuttum yani Önemli anladın. işte bunu tekrarlayacağız. Bu senin için fırsat Murat. Öyle düşünce. Ben sizden zaten aklınıza tutmanızı beklemiyorum arkadaşlar hepsini. Konunun mantığını anlayın. Bu birinci adımımız. Bak adım adım. Önce konunun mantığını anlayın. Şu anda buraya geldik. Sizden beklentim ne? Hocam genel olarak ben anlamadığım konu kaldı, kalmadı. Anladım. Ama hepsi zihnimde mi? Değil. O kadarı bende de değil. O olacak zaten. Biz bu kadar yıl anlatıyoruz. Değil. Size örnek vermiştim. Osmanlı alimlerinden biri bir usul kitabı var şöyle kalın büyük Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kitabı bitiriyor. Büyük Ali Haydar Efendi. 3 tane Ali Haydar var Osmanlı'da. Şimdi o kitabı bitiriyor. Talebelerine diyor ki takrir etmiş, yazdırmış. Yok sizi bilmem ama benim buradaki meselelerin hepsi benim zihnimde değil diyor yani. Zaten hedef de o değildir. Amaç o değildir. İnsan her şeyi bilemez. Ama nedir? İndel Hacı ihtiyaç duyduğunda başvurup bakıp görüp hatırlayabileceksin, öğrenebileceksin değil mi? Tamam. İş hasıl oldu. Ama anlayamadıysan baksan da öğrenemeyeceksin. Mesele bu. O yüzden ben sizden karanlık bir yeriniz kalmasını istiyorum. Anlayın. Bunlara aşinalık kazanmaya başlayalım ikincisi. Ne olacak? Artık otutturma sürecine geçeceğiz. Şu anda iki tane sürecimiz var. Geçmiş aldığımız otutturma, bu da bol bol işte şimdi mesela bu nedir? Şu neydi arkadaşlar? Şunun çok şu kaç kalıbı vardı? Böyle örnekler, tedrivat, geçmiş otutturma, geleceği de yeni yeni meseleler öğrenme. Zaten binada farklı bir şey görmeyeceğiz. Yine bunları göreceğiz. Maksutta yine bunları göreceğiz. Çünkü eğitim sistemi önceden bu şekildeydi. Yani her yeni kitapta %30 yeni, %70 eskilerin aynısı. Daha iyi oturtuyor. Mesela bunların bazılarına projeksiyon çekeceğiz. Büyüteceğiz onları. Daha geniş göreceğiz. O yüzden sizden böyle birden hepsi aklınıza kalsın istemiyoruz arkadaşlar. Evet. Nussarun ve nussarun ve nasaratun. Peki mühendisi ne gelir? Yardım eden bayan kadın manasında. Nasiratun. Nasiratun. Nasiratani, nasirat, nasirat. Ve nevaz, nasiratun ve nevasiru. Arkadaşlar nevasiru bu şekilde gelir. Bu şekilde mühendislerde arkadaşlar isim de olsa sıfat da olsa gelir. Nevasir, fevail vezni arkadaşlar. Şeylerde ise sadece isimlerde gelir. Mesela sahil, sevahil gibi fevail vezni. Buna mefail vezni de diyebilirsiniz. İsim, müzekkerlerde sadece mesela bu detaylı bir bilgidir. Aklınızda kalmaz. Bu önce sizin çok detaylı şey kitaplarında geçer. Sahil, sevahir yani müzekker olup isim olanlar da gelir, sıfat olanlar da gelmez. Ben de bir yandan böyle bilgimi tazelemiş olduğumuzu zikredeyim. Çok önemli değil aklınızda kalmaması. Peki bunun ismi mübalağalı ismi fail arkadaşlar altılı kalıp. Altılı. Müzekker mühendis. Nussar, şey Nassar bir yardım eden erkek. Çokça yardım eden bir erkek. Nassarane o iki tane çokça yardım eden iki erkek. Nassarune o çokça yardım eden erkekler. Nassaretun çokça yardım eden kadın. Nassaretani Nassaratun. Altı tane bitti. Şimdi geldi bize burada ne verecek arkadaşlar? Sıfat-ı müşebbehenin kalıplarını verecek. Yani çekimlerini. Evet. Mesela Eful <laughs> Vezdi. Sıfat-ı müşebbenin beş tane sigası var. Bu beş sigadan fu'lun vezni üzere gelen siga cem müzekker ve cem müennes arasında müşterek humrun mesela gibi diğer dört siganın birisi müfret müzekker için mesela ahmar ahmar ahmarani bakın ahmaru ahmaru üç ef'al vezni ahmaru ahmarani çoğulu nasıl gelecek arkadaşlar daha demi söylemiştim nasıl geliyordu ahmar hamra değil mi Ham, ama hamra ahmar ahmarani müfret müennesi çoğulu nedir arkadaşlar? Humrun. Cemi mühennes içinde, müzekker içinde humrunu kullanıyoruz arkadaşlar. Fu'lun vezni oluyor. Bunların tesniyeleri ve müfretleri farklı. Ahmaru. Hamrani. Ahmaru. Ahmarani. Özür dilerim. Ahmaru. Ahmarani. Hamra'u. E, hamra. hamra müennesdir, Hamra'u. Hamravani. Hamra'u, Hamra'vani aslında arkadaşlar mü mühendis için olduğu için o elif vava döndü. Onu inşallah göreceğiz. E, i̇smi mensubu ve ismi tasiri aldığımızda. Hamra'daki elif arkadaşlar zayittir. Hem de ise tenis elifinden munkaliptir. O yüzden tenis elifinden döndüğü için teynis Elifiyle mesela sahra, sahra'vani diye bu şekilde gelecek. Şu hususu da belirtmiş olalım ki fa'ul, mif'al, mif'il ve mef'al vezinlerinden birisi üzere gelen sıfat-ı müfret tesniye ve cemi sigaları müzekker ve müennes arasında bunlar nedir arkadaşlar? Müşterektir. Yani bu vezinlerden gelen sıfat-ı müşebbeğinin müfretleri de tesniyeleri de ve cemi sigaları müzekkeri, mühendisleri aynı. Ef'al vezni üzere gelen sıfat-ı müfret müennesi ef'al vezni müfret müennesi fe'ala dedik. Mesela ahmar, ahmar hamra Müzekker ve müennesin cemisi ise fu'lun vezninden gelir dedik. Ahmarun mesela humrun gibi. Faala vezni nasıl geliyordu arkadaşlar? Faala vezninin müennesi faala elifi bu y şeklinde yazılan elifle fial'de arkadaşlar neydi? Fial'de onun neydi arkadaşlar? çoğuluydu. Şimdi fa'lan vezni mesela örnek verecek mi? Evet, müennesi hem fa'la hem de faalanetün de gelebilir arkadaşlar müennesi Ama buradaki faalanetün semai olduğu için burada diyor sözcüğe bakacağız. Müfret müzekkeri fa'lan veznülere gelen sıfat müşebbehenin sigası faala Çoğul ise fi'al veznindendir arkadaşlar. Fi'al vezninden. Şimdi buna göre mesela bakalım bakın sabur. Sabur fa'ul vezninden. Fa'ul fa sabur. Mesela sabur Saburani bakın sabur. Üçüncü bakın saburani gördünüz mü? Bakın saburani veya es saburani fark etmez. Suburun. Suburun arkadaşlar. Suburun diye gelecek. Sabur, saburani suburun. Fuulun vezdinden. Mesela mif'al vezdi arkadaşlar. Mif'alden mif getiriyor. Mihzaru bakın mihzarun. Mihzarani mihzar, mihzarani el mihdarani veya mihdarani, ikisi de aynı arkadaşlar. El mehadiru. Mefail vezninden geldi. Mesela yine mif'il vezninden geldi. Işşiq. Işşiq. veya mi'tir. Mi'tirani veya mi'tireyni. ikisi de gelebilir biliyorsunuz. Me'atiru. Me'atiru tabi ye var. Mi'tir uzatma olduğu için me'atir diye geliyor. Mif'al vezninden gelen. Mi'gşem. Mi'gşem. Mi'gşemani. Me'gâşimu. Değil mi? Evet Elma gaşımı diye. Gel ahmar bunu söyledi. Ahmar. Ahmar kim çekecek? Kim hatırlıyor? diyor? Murat çekmeye çalış. Ahmar. Hocam. Testiyelere aynı arkadaşlar. Hı. Çoğullar değişiyor. Bunların testiyelere aynı. Ahm <gülme> şey mi? E Efal. Ahmarani ama çoğulunu unuttum hocam orada. Ahmarani humrun. Ahmaru. Şey, ahmarani humrun. Mühendisi çek şimdi. Hamra. Ha, ee, hamra. Hamra vaniydi galiba. Ha, hamra, hamra, vani. vani. Yine humrun. Onun, onu bunu da unuttum. Yine humrun. aynıydı kapıları. Aynen. Humrun, tamam. Yine humrun. <laughs> İnşallah. Bu, bunlar zaten. Ee, bu kısımlar şeydi. E, zordu zaten. Yani bunlar çok biraz ezbere mi desem. Yani bunlar işte ne, bu ne e, Murat? Devamlı çeke geçmişim. çeke. Çeke çeke dilinizi alıştırırsanız kolaylaşır. Ha, alıştırmıyorsanız da çok fazla gelmez. Ne yaparsın? Sözlüğe bakarsın. Sana kolaylaştırır sadece. Çoğulu mesela kullanacaksın. Çoğunu Hocam... hatırlamadın. Yaz sözlüğe. Çıkıyor zaten. Artık telefonlar yanında. Kimse eskisi gibi böyle karıştırmıyor zaten. yani Hocam ama sözlük e, bilmiyorum. Yani o kullandığım tevakku çok işe yaramıyor bu şeyler. Onlar tabi Türkçe kadar. kullanmayacaksınız. Arapça kullanacaksınız. Bir de bu çekimleri veren siteler var arkadaşlar. Çekimleri veren site var. Siz fiil yazıyorsunuz. Size bütün hepsinin çekimini veriyor. Maziyi, muzariyi, meçhulü hepsinin mastarını, ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe hepsinin çekimini veriyor arkadaşlar. Onu da ben size veririm. İki tane site vardı onunla alakalı. Ee, bir tanesi iki tane site vardı sanki. Bunlar aslında bilmek çok işe yarar yani metinlerde. Tabi. Bunlar size sandırır. işte sandırır. işe yarar. Yani yorulmadan zihninizde bakış açınız genişler. O anlam zaten sarf ondan evet. öğreniliyor. Ezber yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Bol bol fiil çekiyoruz. Bol bol çeke 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 kulağınıza aşina geliyor. Diyorsunuz ki mesela ya ben bunu duydum ya. Evet bu 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 vaaptan geliyor. Buradan geliyor. Niye? Çünkü duydun. yabancı hissetmiyorsun. Mesela humrun fu'lun vezninden bir kelime geliyor. Diyorsun ki ben bunu biliyorum. Humra humrun fu'lun. Ha bu şeyin çoğulu değil miydi? ef'alin çoğulu. Ha bu sıfatı müşebbehe. Diye arkadaşlar böyle bir kolaylık olmuş oluyor yani. Evet. Mesela atışan. Bakın fa'lan veznini görelim. Çünkü en çok kullanılan bunlardı. Atışan vezni. Atışan. Atışanani. Bakın Allah şükür şey testiyeler en kolayları. Hiç değişmiyor. Atışan. Atışanani. Atışaneyni. İki tane susuz kişi. Susa, susayan kişi bir. Atışanani. Atışaneyni. İki tane susayan kişi. Fi'al vezni dedik değil mi? Bunun çoğulu fi'al geliyordu. Taş. Bakın itaşun diye geliyor. Itaşun atşa geliyor. Atşa, atşa netün de gelebilir ama onun sözcüğe bakacağız demiştik. Atşa atşa yani atşa atşa yani yine aynı itaş gelecek. Bakın itaş geldi. Bu arkadaş en önemli zaten efalle, efalle, faalan en çok kullanılanlar veya fa'il vezni. Bunlar en çok kullanılanlar. Evet bu şekilde Müzekker müennes siganın hiçbirisi arasında müştereklik bulunmayan sıfat müşebbet mesela hasenun, faalun ve Hasenun. Hasenun, hasenani hasenune bu normal bizim ismi fail gibi arkadaşlar. Hasenune veya da müzekker mükesser de gelebilir. Mükesser hisan diye gelir. Al hisan hisanun ve hasenetun diye. Hasenetun hisanun şey hasenetun şeyi gerçi müennesi hisanun diye gelecek mükesser. Hasenetun hasenetani hasenatun diye değil mi? Aynı hasenatun yine aynı şekilde hisanun diye cemi cemi müennes de geliyor. Hisanun diye ikisinde de geliyor. Bu şekilde arkadaşlar sıfatı müşebbeyi de bitirmiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde ne yapacağız? İsmi meful alacağız. İsmi meful kısa. Peşine bunlarla alakalı örnekler çözeceğiz inşallah. Yani ismi fail, mübalağalı ismi fail, sıfat-ı ve ismi meful. Bu üç dördüyle alakalı bir dahaki dersi inşallah Hemen ismi mefulü bitirip soru çözeceğiz. Burada bitiriyoruz. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel elimun hakim. Ve ahur davane elhamdülillah rabbil alemin.